Bu örneğini verdiğim işte Gargat Ağacı Hı. hadisinde bana bunu söyleyen Musevi ve biraz gerçekten zor ikna ettiğim Musevi arkadaşım şunu söyledi. Ama sen Müslüman olarak buna inanmak zorundasın dedi. Ben de eğer ben buna inanırsam ve bunu uygularsam sadece katil olurum. Ya Allah vermesin hani tövbe etmezsem Allah beni cehennemine alır. Yani Yani bunu Kur'an'ın ben birçok dinin hükmüne aykırı aykırı, davranmış olurdu Kur'an'a aykırı zaten. Tabii. düşünün. Kur'an'da ben düşünün ki Kur'an'daki hükme göre bir Musevi, bir Müslüman erkek Musevi kadınla evlenebiliyor. Evini alıyor, eşi oluyor, çocukları oluyor, onun torunları oluyor, bir soyu oluyor onunla Evet. birlikte. Ve evinde artık onun aşkı oluyor, canı oluyor. Yani bütün hayatını onunla geçiyor ve ahireti de onunla birlikte geçirmeye niyet ediyor. Onu öldürmek değil Kur'an'daki hükmü. Onu alıp karısı eşi yapmak. Şimdi bu kadar derin bir farklılık varken ben bu hadisi nasıl kabul edebilirim? Elbette kabul edemem. Şimdi onların tabii şüpheleri var ve bütün genel olarak radikallerin bu mantık üzerine yaşadıklarını bildikleri için de tedirginler. Halbuki genel olarak bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz eğer sevgiyi ayakta tutmak istiyorsak bu konuda çok fazla konuşmamız, bu konuyu çok fazla anlatmamız gerekiyor. Ve anlattıkça da insanlara bunun mantığını anlatmamız gerekiyor. Şimdi bana daha doğrusu daha önceden Hristiyanların İslam karşıtı Hristiyanların, artık bilmiyorum Hristiyanlar mı gerçekten, fakat İslam karşıtı bir kişilerin diyeyim propaganda videosu yapmışlardı İslam karşıtı. Daha önce bahsetmiştik bundan ve orada da bahsettikleri konu şuydu. Genelde barışçıl Müslümanların Mekke döneminde indirilen ayetlere inandıkları, ikinci dönem yani Medine döneminde indirilen ayetlere inanmadıkları, haşa. Genel olarak da zulmü savunanların hep Medine döneminde inen ayetleri savundukları gibi bir iddia ile ortaya çıkmışlardı. Bir kere Kur'an bir bütündür. Biz Kur'an'ın her ayetine inanırız. Hiç istisnasız, asla yani. Tek bir ayeti hiçbir şekilde ihmal etmeden, Allah vermesin, ondan sakınırız. Bizim için her ayet geçerlidir, her ayet hayatımızdır Allah'ın izniyle. Tabii ki. Şimdi bunu tabii bilmiyorlar. Mekke dönemi, Medine dönemi, evet ayrı ayrı ayetler indirildi. Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e karşı müşriklerin çok yoğun bir saldırısı vardı. Doğrudan şehit etmeye yönelik bir saldırıydı bu. Rahatsız ediyorlardı. Bu nedenle biliyorsunuz önce Habeşistan'a arkasından Medine'ye göç oldu. Şimdi o dönemde savunmayla ilgili herhangi bir ayet inmemişti Peygamberimize. Dolayısıyla hep onlardan uzaklaşma yönündeydi Peygamberimiz o dönem ve sahabilerin tavrı. Fakat Medine döneminde artık savunma yapılabileceğine dair onların çünkü müşriklerin baskısı çok fazla olduğu için ve doğrudan cana kastederek saldırısı çok yoğun olduğu için savunma yapılabileceğine dair ayetler geldi. Dolayısıyla savunma savaşları başlamış oldu. Bu bizim zaten herkes için geçerli. Yani bir insanın kendi canı, ailesinin canı, sevdiklerinin canı tehlikedeyse doğrudan bir atak varsa mutlaka ona karşı gelinir. Ama nasıl? Sadece savunur insan kendisini orada. Müslümanlığa göre böyledir, İslam'a göre böyledir. Dolayısıyla biz bunu da kabul ediyoruz ve bunun zaten doğru olduğunu biliyoruz ve Peygamberimizin savunma yapma son derece hakkıdır ve Allah bunu ayetinde de belirlemiştir. Şimdi 23 yıllık bir peygamberlik dönemi. Kimisi de bana bunu getiriyor. Hazreti İsa, bir Hristiyan arkadaşımdan duymuştum. Hazreti İsa'nın dönemi çok güzel bir şeyle geçti. Hiçbir zaman böyle şeyler yoktu. Fakat işte Hazreti Muhammed dönemi sallallahu aleyhi ve sellem bu tip savaşlar vardı. Hazreti İsa'nın dönemi 3 yıllık bir peygamberlik dönemi var ve o dönemde gerçekten böyle bir çatışma dönemi yoktu. Fakat Peygamberimiz döneminde doğrudan puta tapanların bakın. Çünkü Hazreti İsa döneminde yine de yobaz olsa da Musevi yobazların baskısı vardı. Peygamberimiz döneminde doğrudan puta tapan, yani taşa tapan insanların doğrudan baskısı ve saldırısı var. Ve bunun içinde 3 ayrı savaş meydana geliyor yani bu konuyla ilgili olarak. Ve 23 yıllık bir peygamberlik dönemi var. Elbette savunma ayetleri inecek ve bu şekilde bir savunmanın zaten olması gerekir. Evet,